Balayı tatili için plan yapan çiftlerde nereye gidelim sorusu her zaman minik krizlere sebep olmuştur. Sağlam bir evliliğin temellerini atmak ve unutulmaz anılar yaşamak için romantik bir balayı çok önemlidir. Biz de sizi balayı mekanı bulma sorunundan kurtarmak için kolları sıvadık ve unutamayacağınız bir balayı yaşayabilmeniz için 7 mekanı sizler için derledik. İlk durağımız Bora Bora. Eşinin kalbine giden yolun midesinden geçtiğini düşünenler, Hindistan cevizi tatlıları, okyanus balıkları ve Fransız şaraplarıyla Bora Bora'yı çok sevecek. Ayrıca okyanusun sonsuzluğu karşısında büyülenerek aşkın yüceliği ve evliliğin sonsuzluğunu hissetmek için de bu ada uygun bir varış noktası olarak tavsiye edilebilir. Tüm bu güzel yönlerine karşın bu adaya ulaşmak çok meşakkatli bir yolculuk gerektiriyor. Birçok firmanın aktarmalı olarak sağladığı uçuşlar yaklaşık 35 saat sürebiliyor. Ayrıca adaya gitmek için Fransız vizesi almanız gerekiyor. Şimdiden iyi tatiller. Balayında ikinci alternatif durağımız Barcelona. Avrupa'nın tarih ve sanat kokan şehri Barcelona, balayı çiftleri için biçilmiş bir kaftan. Kentte hem gündüz hem de gece hayatıyla beraber çok çeşitli seçenekler sunulduğundan, romantizm, kültür ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen çiftler için ideal bir seçim olabilir. Adımbaşı heykeller, sanat galerileri ve performans gösterilerinin olduğu bu kültür kokan şehir, 7-24 saat hareketli bir yaşama sahip. Üçüncü alternatif durağımız Phuket Adası. Yıl boyunca sıcak bir iklime sahip olan ada, hem okyanus hem de kültür öğeleri taşıyan bir balayı yapmak isteyen çiftler için ideal bir nokta. Tüm su sporları için imkan bulabileceğiniz Phuket Adası, aynı zamanda dünya çapında ünlü bir evlenme yeri. Özellikle lüks tüketim düşkünü kesimlerde son yıllarda popüler olan ada, reddedilemez bir romantizme sahip. Phuket Adası'na İstanbul'dan uçuş süresi ise 13 saat. Venedik'siz olmaz. Dünya üstünde görebileceğiniz en sihirli mekanlardan birisidir Venedik. Denizin ortasına kondurulmuş muhteşem yapılardan oluşan ve üzerinde geçen yüzyıllara rağmen günümüze kadar korunarak gelmiş aşıklar şehri diye bilinir. Burada yapılacak en iyi şeylerden birisi de balayı olsa gerek. Karı koca olarak çıkacağınız ilk tatil böyle aşk kokan bir yerde olmalı. Bu güzel yere gitmek içinse İtalyan vizesi almanız gerekiyor ve uçuş süresi İstanbul'dan sadece 2 saat. Balayında 5. durak Aruba. Karayip Denizi'nin güney kısmında, Venezuela sahillerinin ise 27 kilometre kuzeyinde bulunan bir ada ülkesi olan Aruba, ılıman bir tropikliğe sahip. Balayı sırasında tüplü ya da şnorkelli dalış yapmak isteyen çiftler için zengin bir sualtı dünyası vaat eden ada, aynı zamanda beyaz kumsalları ve kıyıya yakın yerlerdeki sularının sığ olmasıyla ünlüdür. Sırada dünyaca ünlü İsviçre Alpleri var. İsviçre, balayı çiftleri için romantik ve ilginç seçenekler sunan bir ülkedir. Ülkede bulunan göllerin kenarlarında her kategoride konaklama şeklinde oteller ve dağ evleri gibi mekanlar bulunur. İsviçre'de bulunduğunuz süre içinde göllerde tekne gezileri, yeşilin her tonunu göreceğiniz dağlarda yürüyüşler, karla kaplı Alpler'de nefes kesen manzaralar eşliğinde baş başa yiyeceğiniz romantik yemekler balayınızın en unutulmaz anları olacak. İsviçre Alpler'ine gidebilmeniz için İsviçre vizesi almanız şart. İstanbul'dan başkent Zürih'e uçuş süresi ise sadece 3 saat. Alternatif balayı adresleri için son durağımız Santorini. Santorini, Yunan adalarının incisi, Ege Denizi'nin en gözde adalarından birisidir. Türkiye'ye yakın olması sebebiyle kısa zamanlı balayı düşünenler için ideal bir kaçış noktası.
Aynı zamanda harika manzaralarıyla romantik bir tatil yapmak isteyenler için vazgeçilmez adreslerden. Aşağısı uçurum olduğundan dolayı bu bölgedeki otellerin hepsinde havuz bulunuyor. Aynı zamanda bazı oteller balkonda sizin için jacuzzi keyfi bile sunabiliyor. Yunan adalarını ziyaret etmek için vize almak gerekli. Fakat Yunanistan seyahat etmek isteyenler için kolaylaştırılmış bir vize programı uyguluyor. Değerli izleyenler, gelinlerimiz için aslında küçük gibi gözüken detaylar büyük önem taşır. Bugün Söğütlü Çeşme Caddesi'nde Vişne Sokak'taki bir aksesuar mağazasındayız. Cihangir Dildioğlu ile birlikteyiz. Hem aksesuarlardan bahsedeceğiz, hem yeniliklerde, trendlerde neler varmış bunları öğreneceğiz ve tavsiyeler alacağız Cihangir Bey'den. Bu tarz şeylerde, düğünlerde hani bir kere kullanılacak olarak gibi gözüken şeylerin aslında artık daha sonradan değerlendirmeye müsait şeyler olduğunu da görüyoruz. Evet. Ya bu tarz üretiliyor ya gelin damat adaylarımızın bu konuda yaratıcılığı genişliyor bilmiyorum. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Bir de şimdi eskiden bunlar daha da ucuz şeylerdi maalesef. Evet. Şimdi bir parçacık tabii çeşitlendi ve çok ilgilenildiği için biraz maliyeti var. Evet. O yüzden para verecek olan kişi diyor ki ben bunu alıyorum ama daha ertesi günü çöpte mi olsun bu? Hı-hı. Hayır olmasın diyor. Satıcıya soruyor, işte kalitesini öğreniyor, onu istiyor. Evet. Daha sonrasında kullanayım. Çünkü eskisi gibi değil, verdiği paranın bir değeri olsun. Örneğin etol gibi ürünler, gelin ceketlerini verdiğimizde üzerindeki taşı tuşu çıkardıktan sonra daha sonra sanki günlük hayatta dahi giyebileceği şeyleri tercih ediyor. Kesinlikle evet. Artık mesela yani mantıklı bir seçim yapılıyor artık daha fazla mantıklı. Kesinlikle. Mesela aksesuarlar baktığımızda işte bu saça takılan, o dedik ya saçın içinde örülen bunlar farklı bir dinde farklı bir saç modeliyle de kullanılabilir evet, baktığımızda. Evet. O bahsettiğimiz deminki yumuşak ürün dediğimiz evet. Sarmal yapılabilenler. Hı-hı. Onları kendisi kesebilip daha sonra bir arkadaşının düğünde ya da başka bir öyle güzel bir yere gittiği zaman kafasının yan tarafında bir kısmını kullanabiliyor. Evet. Saç modelini değiştirip yine aynı yerde de kullanabilir. Kesinlikle. Farklı alanlarda da görüyoruz keza yani öyle bunları. O tercih sanki o taçları hiçbir yerde kullanamayacağı için taçın da gelin tacını. Evet. Bunlar tercih ediliyor. Ondan sonra parsel parsel istediği yerde kullanabiliyor. Kesinlikle bu tarz değerlendirmeler olabiliyor diye düşünüyoruz biz de. Bu farklı aslında alanlarda da var. Mesela damat adaylarımız damatlıklarını alırken daha sonrasında bunu takım elbiseye çevirebiliyorlar. Ya da işte bunun gibi birçok şeyi de görüyoruz davetiyelerde. Damatlarımız da eskiden kapının orada beklerlerdi. Hı-hı. Ya bir an önce içeriden çıksın. Veyahut şimdi da fazla da harcamasın. Aramaya. İşte ben dışarıda böyle bir tedirginlik yaratayım diye kapıda Hı-hı. bekleyenler. Şimdi partnerlerinin yanında içeriye girip seçime yardımcı oluyorlar. Onların da ilgisini çekiyor evet, demek ki artık. Ve ilgisini çekiyor ve çok ilgileniyorlar. Gerçekten onlar da kombin yapmaya alışıyor. Eşi mesela çiçek seçerken o da kendi damat yaka çiçeğini benzetmeye çalışıyor. Hı hı, çok güzel. Çünkü artık dedik ya başa dönüyoruz. İnternet furyası var ve dünya evet. modasını ya da yeni çıkan şeyleri yakından takip edebiliyoruz. Sürekli elimizin altında internette olduğu için artık erkekler ve damatlar da bu konuda bilgileniyorlar illa ki. Bizde nişanlısının ihtiyaçlarını kendisi halleden erkekler var internetten. Helal olsun çok güzel. Ne güzel. İnternetten birçok siparişimiz erkekler tarafından veriliyor. Çok güzel gerçekten. Bir kısmı gerçekten. Hediye niteliğinde. Mesela bir çiçek almışlar beğenmemiş. Nişanlısı çok böyle fazla mutlu değil. Adam internetten arıyor. Böyle güzel bir şey buluyor sormadan
evine göndertiyor, adresini veriyor, alıyor bizden bütün Türkiye'nin her yerine kargolarımız var. Ne güzel, bu tarz şeylere koşturan erkekleri var, buradan kutluyoruz kesinlikle. Çok güzel bir şey olmuş, yardım olmuş aslında. Çünkü gelinler şimdi erkeklerden biraz daha detaycı oldukları için makyajıyla, saçıyla, kıyafetiyle çok fazla yorulabiliyoruz, stres olabiliyoruz bu dönemlerde. O yüzden yardımcı olmaları çok güzel. Ama ciddi miktarda olaya iştirak eden damat adayları var artık. Evet, kendilerini buradan kutluyoruz. Eldivenler de gördüm ben burada, görüyorum. Evet. Kış düğünlerinde mesela eldivenler tercih ediliyor. Bununla ilgili ne gibi yine şeyler ön planlı, bunu da öğrenelim. Şimdi biz ülkemizdeki en çok eldivenin barındığı dükkanlardan birincisiyiz demeyelim ama durumundayız. Üstelik yarısına yakındık imalatımız. Çok güzel. Hem piyasadan tedarik ediyoruz hem de gelinlerin genel tercihlerine uygun ürünler yapıp onları da hazırda tutuyoruz. Eldiven konusu bizde bir numara. Ve çok da kullanılıyor. Artık herkes tercih ediliyor. Şık da duruyor artık böyle güpürlü dantelli eldivenler. Biz genellikle gelinliklerin yapıldığı kumaşlara ve dantellere uygun eldivenler yapıyoruz. Alıp hemen çıkılabiliyor. Eskisi gibi. Ha, sipariş üzerine bu şekilde yapıyorsunuz. Siparişe de yapıyoruz ama siparişlerin böyle bir ortalamasını alıp onlar gibi hazırda da tutuyoruz. Hani müşterinin zamanı zaten fazla değil. Şu eldiveni yapar mısınız? Bir hafta sonra geleyim alayım yerine. Bir bakıyor, çıkartıyor gelinliğini. Hemen aynısı var. Danteli güpürü alıyor. Harika. Nane olsun. Harika. Bir de gelinlerimiz çok fazla böyle şarşalı küpe takmayı tercih etmiyorlar. Daha her yer şarşalı olduğu için kulaklar biraz daha hafif kalıyor. Ama yakınlarımız, ailelerimiz bunlar, kadınlar çok fazla süslenmeyi seviyorlar o gün. Büyük büyük küpeler, şarşalı elbiseler vesaire. Burada ben çok güzel küpeler de gördüm. Evet, bizim değerli taşlar. Taşlı küpeler biraz daha artık normalde de günlük hayatta da. Düğünlerde daha ön plana çıktı sanıyorum ki. Evet, şimdi bizde değerli taşlardan yapılma küpeler, kolyeler var. Bunları uzak doğudan da getiriyoruz bir kısmını. Çok güzel. Türkiye'de imal edilenler de var. Hiç kararmayan ve daha sonrasında evinde saklayabileceği, hiç bozulmayacak ürünler satıyoruz. Ve müşteri genellikle bunları istiyorlar deminki konudan. Hani verdiği paranın kendisine sonradan da kullanabileceği şey olması açısından. Ucuz ürünlerimiz de var. Hiç kimse tercih etmiyor. Genellikle o bozulmayacak, daha sonra da kullanabilecek ürünleri tercih ediyorlar. O konuda da bizim çok iddiamız var. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş bir de bu işin faydalarına, yani maddi boyutuna da geçelim. Evet. Sizden ortalama bilgiler almak istiyorum. Mesela öncelikle saç aksesuarlarından bahsetmiştik. Ortalama kaçla kaç arası maksimum minimum olarak nasıl değerlendiriyoruz fiyatlarımızı, bunları öğrenelim sizden. Şimdi kınalarda kullanılan taclar, kınalarda çok fazla ürün kullanıldığı için onları, taç ve aksesuarları pahalı ürünlerden seçmiyoruz. Çünkü birden fazla ürün kullanacak. Hem alınlık, hem küpe, hem kolye, hem bilekler işte. Onları maksimum 20 liradan, 25 liradan başlıyor. Başlıyor. Tanesi mi? Tabii tanesi. Ha, tanesi. Ama biraz daha kaliteli taşlı olanlar var. Onları da tercih edenler için 100 liraya kadar olan aksesuarlarımız da var. Ama düğün için ya da nikah için kullanılan takılarda onda sınır yok. Onda evet. Yani onlar da şöyle söyleyeyim. Tacın en ufağı fiyatı olarak diyelim 45 liradan başlayıp 500 liraya kadar taç var. Taç var. Evet. Buradan isteğe göre bu artış gösterebiliyor. Hepsi. Ama ucuzunu alan da kesinlikle çok beğenerek alacaktır. Çünkü modellerimiz çok seçme. Yani ama fiyat aralığı her türlü fiyat her var. 500 liraya kadar var. Var diyoruz aksesuarlarda. Evet. Çiçeklerimizden bahsettik mesela. Evet. Çok güzel çiçeklerimizden. Fiyat aralıklarını yine soracağım ben size. Ortalama ne kadar fiyat aralığında burada çiçek? Bizim mağazamızdaki el buketlerinin ortalama fiyat aralığı 45 liradan 200 liraya kadar. 200 liraya kadar bulabiliyorlar. Ama gelinlerimiz bunu gördükleri zaman biliyorlar ki bunların piyasada aynı ürün, haiz, aynı cinsten yapılmış ürünlerden yarıya yakın fiyat olduğumuzu biliyorlar. Evet, Kadıköy'ün zaten genel anlamda gelinliklerde de ve sizin aksesuar dedik gelin çiçeği bu konuda avantajı oluyor. O yüzden buraya mutlaka bekliyoruz kendilerini.
45 lira ile 200 lira arasında evet. burada el buketi, gelin çiçeği bulabiliyor gelin adaylarımızda. Bunun dışında birçok şey aslında var. Eldivenlerden mesela bahsettik. Eldivenlerimizin fiyatını soralım. Sonrasında ceketlerimiz var gelinlerimizin evet. üzerlerine şimdi tam gidiyor. Kış ve ceketler kış çok önemli. Ondan bahsederiz. Eldivenlerimizin fiyatları da onlar da 20 liradan başlıyor. Hı hı. 40 liraya kadar. Çok güzel, çok uygun fiyatlar. Tabii uygun zaten. 40 lira arasında. Biz gerçekten bir de piyasanın hani son birkaç yıldır durumu gelinlerin de çok çeşitli ürün alması sebebiyle hı hı. Adet başında çok fazla kazanmak değil de bir müşteriye birden fazla ürün satarak da paket halinde evet, yani. Evet o şekilde kar etmeyi düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden fiyatlarımıza itiraz eden ya da çok diyen olmuyor pek çok az. Fazla. Piyasayı da araştırıyor aslında gelen gelinlerimiz bilinçli tabii, tabii, geliyorlar. O yüzden tabii. Bu fiyatlara eminim ki onlar da çok tabii ki. Tabii. Memnun hani dediğim gibi gelinlerin çok almalısı gereken ürün olduğu için her bir üründe yüksek fiyatı alamaz. Çeşitlilik olması açısından bir de çok ürünü ürettiğimiz için daha makule ürettiğimiz sebebiyle az bir karla bize yetiyor. Bulabiliyorlar. Ceketlerimiz de bizim imalatımız. Hı hı. Atölyemiz var orada imal ediliyor. Maliyetini şöyle hesaplıyoruz. Dikiş ücreti. Kumaş parası, üzerine konan broşlar, hı hı. bunları topluyoruz. Üzerlerine de çok makul bir fiyat koyup satıyoruz. Ne kadar aşağı yukarı ortalama? Onlar da olursa. Yaklaşık 65 lira ile 190 lira arasında. Ha, çok iyi. Ve bizim ürünlerimizi başta da bahsettiğim gibi alan kişi düğünden sonra isterse bir kotun üzerine giyip çıkabiliyor. Kesinlikle. Hatta beyaz ve siyahın dışında da burada farklı renkler de var. Tüm renkler var. Dediğim gibi çeşitlendi artık. Her türlü renk. Mesela gelinlik değil de gelinlik gibi abiye kıyafetle nikah yapan kişiler, düğün yapanlar o renge göre buradan tüm kürklü ürün buluyorlar. Kürk derken yanlış anlaşılmasın. Gerçekten sonraki en kaliteli imitasyon kürk. Evet, imitasyon diyoruz. Onun da altını çizelim kesinlikle. Son olarak bu küpelerimiz vardı aşağıda bahsettiğimiz. Evet. Küpelerle ilgili ortalama bir fiyat gerçek taş dediniz, kararmıyor dediniz ki bunlar çok önemli evet. zaten kulak sağlığımız için de. Evet zaten bazı ürünlerin satışı ülkede de genel olarak yasaklandı. Nikel evet. taşıyan ürünler hı hı. kullanılması ve Türkiye'ye girişi de yasaklandı. Çok güzel. Bu alerjiyi yapan odur. Bizdeki ürünler rodyum kaplama. Ve taşları da zirkon dediğimiz universal bir şeydir, isim verebiliriz. Hı hı. Bunlardan yapılmadır. Bu yüzden 15 lira ile yani isteyene 100 liraya kadar, 150 liraya kadar da var. Küpe, ama 15 liradan kararmayan ve pırlantaya yakın parlayan taşlı küpe alabilirler çok rahat. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben size vakit ayırdığınız bu güzel mağazanız için de bilgilendirmiş olduğunuz gelin adaylarımız için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mersi size de kolaylıkla. Evet değerli izleyenler, bugün Söğütlü Çeşme Caddesi'nde Vişne Sokak'taki takı aksesuar mağazasında Cihangir Bey ile birlikteydik. Kendisiyle hem el buketlerinden bahsettik, hem gelin adaylarımız için saç aksesuarlarını konuştuk. Eldivenler dedik, küpeler dedik, ceketler dedik. Birçok şey hakkında bilgi aldık. Şimdi ise Dünya Evi'ndeki turumuza devam ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi ise Dünya Evi'nde kameralarımızı mobilya fuarına çeviriyoruz. Burada envai çeşit mobilya ve birçok marka toplanmış durumda. Evli çiftlerimiz için mobilyalar da önemli bir yer edinmekte. Hem fiyat bilgisi alacağız hem de modelleri göreceğiz ve birkaç tavsiye de alacağız tabii ki. Şimdi fuarımızda gezmeye başlıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ahmet Dinler, Tüm Mobilya Türkiye Satış Pazarlama Direktörüyüm. Evlilik hazırlığı yapan çiftler hangi ürün gruplarına yönelik talepte bulunuyorlar? Tabii bu bölgesel anlamda değişiklik gösteriyor ama hayat daha küçülüyor, evler küçülüyor. Daha çok köşe takımları, minimal takımlar tercih ediliyor. Ama bu tarafta da diğer tarafta da hani bölgesel anlamda söylediğimiz zaman Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha büyük takımlar tercih ediliyor. Renk trend anlamında da daha çok son 2 yıldır ceviz rengi ağırlıklı. Bu yılda gördüğünüz gibi yine ceviz, bunun yanı sıra country tarzı da aynı şekilde popülerliğini devam ettiriyor.
Evlilik hazırlığı yapan çiftler için özel paketleriniz var mı? Şöyle aslında bir olarak hani düğün paketi tabir eden paketlerimiz yok ama ekonomi yaratıyoruz. Farklı farklı ürünleri kendiler tercih ederek aslında kendi paketlerini kendiler oluşturuyorlar. Öyle alternatifler sunuyoruz. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için tavsiyeleriniz olur mu? Mobilya seçerken nelere dikkat etsinler? Tabii şöyle öncelikle tercih etsinler. İkincisi mutlaka onlar da araştırıyorlardır. Trend anlamında daha markaları tercih etsinler. Şundan dolayı diyorum. Çünkü satış sonrası hizmet veriyoruz. Yaygın bir bayi ağımız var. Her noktada bize ulaşabilirler. Bu noktada bizleri tercih edebilirler. Tavsiyeleriniz bu olur. Son dönemde mobilyaya yaklaşım sadelikten mi yana, ihtişamdan mı? Aslında sadelikten yana. Daha hani minimal takımlar ve sade takımlar daha çok tercih ediliyor. Biraz tabii sonuç itibariyle insanın zevkine bağlı, kişilerin zevkine bağlı. İstedikleri her tarzda elimizde mevcut. Küçük evler için akıllı dekorasyon çözümleriniz var mıdır? Şöyle söyleyelim, var tabii ki daha minimal takımlar özellikle oturma gruplarında hem yatak olabilen hem alt tarafı sandıklı olabilen oturumu rahat farklı farklı çözümlerimiz var. Son olarak fuarı yeterli buldunuz mu? Katılım nasıl? Bizim açımızdan oldukça verimli geçiyor bu fuar. Fuar bu yıl çok farklılıklarla buradayız. Tarih değişti, isim değişti. Ama bizim için çok çok iyi. Gerek yurt içi gerek yurt dışında oldukça fazla bir katılım var. Biz memnunuz. Çeşme'ye Hansi Hanım'ın yanına geldik. Burası çok güzel gerçekten. Bir sürü bembeyaz gelinliklerle bezenmiş. Bunun yanında çok farklı nişanlıklarla da donanmış güzel bir yerdeyiz. Merhabalar. Merhaba canım. Aksesuarlar için neler söyleyebiliriz? Artık çok fazla çeşit var. Taçları artık eskisi kadar görmüyoruz mesela. Ben tacı çok önermiyorum. Zaten tacın da modası kalktı. Daha artık böyle helenistik örgüler ve minik minik saç aksesuarları. Demin dediğim gibi işte saç, makyaj olduğu zaman hani bir yerde vurgunun olması daha doğru. İşte gelinlik çok gösterişli, saç çok gösterişli, taç çok gösterişli. Bunlar çok fazla oluyor. O yüzden onları biraz daha yalın seçme taraftarıyım. Yani daha sadeliğe. Neler kullanılıyor mesela? Bu sene en çok zaten kullanılan hep böyle elle yapılmış normalde aksesuarlar kullanıyoruz zaten. Tacı kullanmıyoruz. Daha böyle örgülerin arasına cipsolar kullanılıyor. Canlı çiçekler daha güzel duruyor. Canlı el buketiyle kafasındaki çiçek eğer gelinliği çok sadeyse bunları kullanıyoruz zaten. Daha güzel duruyor. Normalde küçük de zaten şapkalar falan filan biz kepler falan da kullanıyoruz. Eğer duvak kullanmak istemeyenler, nikah için kullanmak isteyenlere kep öneriyoruz zaten. Bu keplerin de çeşitleri var. Onları gelinliğine uygun tasarlayıp o şekilde veriyoruz zaten. Harika. Bunu buradan öğrenmiş olduk. Güzel artık hakikaten görsel olarak şu anda en azından gözümüzü daha çok dolduran şeyler var. Bilmiyorum 20 yıl sonra bu fotoğraflara baktığımızda eski fotoğraflardaki gibi belki tuhafımıza gidecek çerçevelerle karşılaşır mıyız bilmiyorum ama şu anda gerçekten göz dolduran güzel modeller, güzel trendler var gerçekten. Gelinlikle ilgili ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Nişanlıklar var daha, kıyafetleri yani var da ben, konuşalım. Yani ben gelinlikte dediğim gibi bu senenin en büyük trendi ışıltı. Yani bu sene ışıltı senesi. Yani o yüzden bu sene böyle kızların hepsi böyle ışıl ışıl parlayacaklar diye düşünüyorum. Harika. Tercih meselesi. Nişanlıklarda da bu da tercih dediğim gibi. Yani bu sene daha soft renkler moda, yani pudra renkleri daha nişanlıkta, fuşyalar kullanılıyor. Evet. Daha böyle canlı renkler de moda, sarılar, morlar, bu sene çok böyle trend. Normalde morla altın renklerini de harmanlıyoruz, o tarz şeyler de yapıyoruz zaten. Peki nişanlıkta böyle gelinliğin farklı bir rengi gibi mi olmalı sence yoksa? Abiye de giyen oluyor, kabarık da giyen oluyor. Dediğin gibi aşılı böyle şaşalı şeyler. Şimdi burada da yine aynı konuya değineceğiz. Sek mi?
İstek bir de normalde nerede oluşuyor? Şimdi evde kabarık bir şeyi evet. tercih edemez. Ancak onu da çok hayal ise, yani bu bir hayal zaten. Hayalini istediği gibi gerçekleştirebilir. Bunu evde giyemez de bir fotoğraf çekiminde giyinebilir. Ama hani daha evde böyle sade, helenistik, daha akıcı modeller moda zaten. Daha o tarz şeyler öneriyoruz. Kabarıklar genellikle işte hani düğün salonu tercih eden de var, açık havayı tercih eden de var, kapalı havayı tercih eden. Şimdi burada yer, mekan sıralaması çok önemli. Şimdi dümdüz bir şeyde kalkıp böyle çok iyi bir otelde bunu kullanamazsın zaten. O tarz şeyler biraz daha gösterişi olması lazım ki zaten genellikle tercih edenler o zaman kabarık tercih ediyorlar. Daha barok tarzı. Bunların hepsini harmanlaması daha karışık bir şekilde yapıp veriyoruz onları da. Çok güzel. Şeylerle ilgili de konuşalım. Kına kıyafetleriyle alakalı. Yani o da çok çeşitlendi. İşte bindallılar var, çeşitli elbiseler var. Senin bunlar için önerilerin neler? Bununla ilgili yenilikler var mı? Bunları evet, da öğrenelim. Bunlarla ilgili de ben artık zaten bindallı modası yani yavaş yavaş böyle trendten kalkıyor evet, bence. Bu Hürrem zamanıyla yine bir evet, ayyuka çıktı şu çıktı anda. Çıktı ama şu anda ben mesela şu anda kullandığım şeyler, ben normalde saçaklar çok moda bu sene. Boncuk saçağı da moda, normal saçaklar da moda. İçine demin dediğim gibi yani bu elbiseyi işte daha sonra dolabımda ben bunu şey yapmak istemiyorum, kalmasını istemiyorum dediği için ben biraz daha yenilikçiyim ve dolapta kalmasını çok önermiyorum. İçine ben gene böyle kısa püskülden, boncuklardan yapıyorum. Üzerine tekrardan şifon böyle uçuş uçuş sonrasında olması. Sonrasında giyilebilecek bütün şeyler. Böyle arkadaşlarıyla falan da işte bu etek tutmaları falan biliyorsunuz bu sene çok moda. Kızların oynaması. Üzerine de ben kaftandansa tül böyle kapşonlu, tekrardan böyle pelerin şeklinde, başında da fesli falan olarak bunları normalde üçünü de böyle ayrı ayrı kombinleyip sonra gecenin sonunda dağıtıp eğlendirmek istiyorum dediğinde de kısa elbisesiyle kalıyor. Bu şekilde. Hı-hı, yine düğün konseptini yani o çeşitli şeyi kınada da kullanabiliyoruz aynen. aslında. Aynen. Biraz daha bu kaftanların modadan kalkmaya kalktı. Başladığını evet, aynen. söylüyoruz. Daha böyle yenilikçi, daha böyle artık akışkan ve dolabında kalmayacak ürünler artık tercih ediliyor zaten. Peki sence hani bu da sıfırdan mı dikilmeli yoksa hazır güzel modeller üzerinden de gidebiliyor muyuz? Bununla ilgili ne tavsiye ediyorsun? Şimdi bu da fizikle alakası var. Şimdi normalde bizim balık etli biri, normalde zaten bizim çalıştığımız ürünler hazırlardı. Biz 36-38 beden çalışıyoruz bunları. Yani ben büyük bedende dikimden taraftarım. Zaten dikimde olduğu zaman o da normalde otomatikman dediğim gibi 44 beden bir bayan bile. Yani bunu eğer oluştursak kesinlikle 40 bedene kadar düşebiliyor zaten. Çapraz dediğimiz sistemli fiziğine göre. Göğsü olmayan bayanlar da üzülmesin. Bunlar da dolgulu globla biz bunları halledebiliyoruz. Ya da göğsü büyük olan bayanları da bunları küçültebiliyoruz. Bunların hepsinin püf noktaları var. Süper. Ya halledemiyorum dediğin bir şey var mı? Gerçekten yok. O kadar İnan. Güzel hani konuşuyorsun ki şu an ben şunu anlıyorum. Ne hayal edersem bunu aynen. diyebilirim ben. Bence de ben kesinlikle yani bu zaten evlenmek bir hayal dünyası. Evet. Yani biz ilk yola çıktığımızda hayal dünyasıyla çıkıyoruz zaten ve genç kızların hep hayali var. Ben de bunu hiçbir genç kızın hayali olamaz diye asla onu önüne set koymuyorum. Ben gelinlerimi kısıtlamayı sevmiyorum. Yani gelinlerin hep hayali olduğu için bunu ne yapıyoruz? Aynanın karşısında zaten doğru malzeme, doğru seçenekleri sunduğumuz zaman kişi de otomatikman kendini hem teslim ediyor hem çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yani doğru noktalarda doğru seçimleri sunduğun zaman zaten dediğim gibi demin bunu aslında sadece gelinliği dikmek, tasarım yapmak değil kişinin ruhuna hitap etmek de çok önemli. O yüzden çalıştığınız kişi bu süreç içerisinde çok daha önemli. Çünkü onun sizi stresini, ben mesela gelinlerimle o kadar mutluyum ki biz ayrılınca böyle üzülüyoruz bir daha birbirimizi göremeyeceğiz diye falan. Yani normalde 3 prova oluşumun içerisinde ikinci prova çok önemli. İkinci provada bir sürü seçeneğimiz var ama bunu üzerinde iğneleyip gösterdiğimizde o zaman o zaten doğru olmayan yani kendine doğru olmayan bir noktadaki şeyden geri dönüş yapıyor. Ama bunu da nasıl yapıyor? Bunu normalde ilk başta şey gibi düşünün, binanın önce temeli kurulur. Evet.
sonra o temelden sonra içindeki aksesuarlarla süslenilir ve yapılır. Ben de ilk başta böyle vücudunun temel noktalarını aldıktan sonra geri kalan detayları üzerinde uyguladıktan sonra zaten kişi kendini çok mutlu ve prensesler gibi hissedip çıkıyor. O gün çok önemli bir gün. O yüzden ben bütün gelinlerim için geçerli. Yani böyle kendilerine gidip sipariş verdiklerinde, konuştuklarında kesinlikle dikişten anlayan en gelinler için doğru nokta. Ve zaten artık çağımız hep araştırma. Yani araştırarak gidip doğru bir noktaya değinmesi. Bu tarz şeylerle, evet. Bu şekilde. Peki. İşte gelinlik dedik, nişanlık dedik. İşte kınalıktan, kına kıyafetlerinden bahsettik. Bunun yanında burada şey olarak görmedim. Yakın hani düğün yakınlarının, gelin yakınlarının giyen rengiydi. Biz evet. Normalde ben aldığım zaman zaten benim çalışmalarım bütün aileyi alıp aslında komple giydiriyoruz. İşte görümceler, anneler. Ama bunda nasıl yapıyoruz? Önce görümceler, anneler kendi aralarında belirli renkler belirlemesi lazım. Herkesin rengi zaten yüzüne yakışacak şekilde ayarlıyoruz ve modeller belirleniyor. Ondan sonra başlanılıyor zaten. Önce gelin hanım, sonra anneler, görümceler, geri kalan hepsini beraber, yani hot kütür çalışınca zaten hepsini beraber çalışıp aynı mekandan da çıkabiliyorlar. Ama kimi de farklı hazır da önerip almak isteyenler de var. Şunu da soralım, o zaman abiyelerde var mı yeni trendler? Onlarda yani, neler öneriyorsun? Ben abiyelerde zaten artık böyle çok gösteriş, şaşa kalmadı. Daha böyle gelinin ön planda herkes olmasını istiyor zaten. Yani bu sene daha böyle sade, daha ufak dokunuşlar, daha minik detaylar. Yani dümdüz bir balığa işte çok böyle uçuşan, incecik, yani kilosu olan bir balık etli bir bayana ben kesinlikle böyle çok şaşa önermiyorum. Şifondan bir pelerin tarzı şeyler öneriyorum. Ufak yakasında detaylar ya da minik işte dantel detayları, belirli ufak dokunuşları öneriyoruz zaten. Bu sene de daha abiyede daha böyle sadelik moda, daha şifondan uçuşmalar, daha krep kumaşlardan çalışmalar, bunlar daha çok moda. Annelere de genellikle ben işte %90'ını önerdiğim balık şeklinde gelip fiziksel yapısını gösterip belirli bir kısmında danteli komple önermiyorum zaten. Aplike dediğim şekilde belirli bir kısımlarını kullanıp altının biraz daha açılımlı olup takma kuyruk dediğimiz bir şey var. Hem çok böyle sade, zarif hem de genellikle anneler turba karkol falan tercih ediyorlar zaten. Bu sene de çok böyle şeffaf kullandığımız bir tül var, ten rengi dediğimiz. Bunu böyle apliklerle geçiş yaptığımız zaman çok daha güzel ve modern duruyor zaten. Annelere de bu şekilde öneriyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Belki de sorduğum soruların en önemlisi diyebilirim. Birçok şey konuştuk ama doğru moda eviyle çalışmadıktan sonra bunların hiçbirine sanıyorum ki sahip olamayacağız. Doğru moda evini seçebilmek adına nasıl kararlar alınmalı, nasıl gözlemler yapılmalı, gittiğimiz moda evlerine öncelikle neler sormalıyız, bilinçli olarak nasıl yaklaşabiliriz bu şimdi duruma? Şimdi ben kesinlikle şeyden yana değilim. Bir moda evi kendini çok anlatıyorsa ben bunu doğru bulmuyorum zaten. Normalde zaten yaptığı işler, reklam çalışmaları bunlar zaten belirlidir. Ve %90 bütün kızlarımıza söylüyorum. Bu bir hani bir bakkal alışverişi değil ya da geri dönüşü olmayan bir şey sonuçta. O yüzden muhakkak tavsiye üzerine arkadaşından, eşinden, dostundan bunu tavsiye üzerine gitmeli ve normalde de ilk başta bir milaj dediğimiz ilk sunum yaptığımızda zaten bir moda evi bir milajı giydirir, üzerine göre iğneleyip belirli şeylerini harmanlayıp zaten kaba taslak gösterir ona. Randevu sistemiyle de çalıştığımız için ben öyle çalışıyorum. Normalde gelindiği zaman ben ona kendi fiziğine uyacak bir milaj kalıbı giydiriyorum. Sonra kendi hayalindeki şeyi üzerinde komple iğneleyip gerçekleştiriyorum. O da zaten hayali canlanmaya başlıyor. Sonra bunları provaya döküyoruz. Zaten ürünlerde kesinlikle ben hayalinin çıkmasını eğer istiyorsa birebir kişinin kendi çalışmaları olması lazım. Hot couture diktirmek istiyorsa özellikle yani birebir olması lazım çalışmalarında. Modeli de uygulaması lazım ve 3 provada normalde birinci milaj kalıbı, ikinci ve üçüncüde her şeyin bitmiş olması lazım. Zaten normalde de ilk başta konuşulduğunda kişinin kendi isteklerinin doğrultusunda ilk başta bir
kalıbın giyilip sonra onun üzerinde eğer uygulama yapılıyorsa zaten orası çok doğru bir moda evidir. Tercih etmelidir bence. Peki, bu bilgileri de aldığımız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben bayağı teşekkür bilgiler ediyorum. Aldık senden. Herhalde sormadığım soru kalmadı diye düşünüyorum gelinlik adına, nişanlık adına. Bunları da teker teker bizler için, buradan gelin adaylarımız için yanıtlamış oldun. Hem kapılarını açtığın için hem de bizi burada aradığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum Ezgi'cim. Benim için de çok güzeldi, çok keyifliydi seninle tanışmak, konuşmak, sizin aynı gelmeniz. Şekilde. Çok sıcak kalmışsın zaten. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Evet değerli izleyenler, Dünya Evi ekibi olarak Hanse Altın'la birlikteydik. Kendisine konuk olduk. Söğütlüçeşme'de, Söğütlüçeşme Caddesi'nde yer alan Mode Evi'ni ziyaret ettik. Ve gelinlikler, nişanlıklar, kına kıyafetleri için birçok şey sorduk ve birçok bilgi aldık. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni alternatiflerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.